Alo. Ay Binnur, neler oldu neler kızım. Bu Emir'in ameliyat ettiği kadın var ya, o bugün klinikteymiş. Yakalayamadım ya, yakalayamadım, göremedim. Aa, ay görüyor musun, kaçırmışım ya. Keşke biraz daha geç çıksaydım klinikten. Görüyor musun, insan güzellik uğruna neleri kaçırıyor. Yok yok, sen merak etme. O kadın kimse mutlaka düzenli olarak buraya geliyordur. Hiç dert etme, bulacağız. Sen ne yapıyorsun, neredesin? Aa, ben alışverişi tamamladım, kuaföre geçiyorum. Sen de gelsene. Yok. Ben akşam Emir ve Ali ile yemek yiyeceğim. Aa, hangisi daha yakışıklı testi mi yapacaksın yoksa? Olay ne? Binnur, saçma sapan konuşma kızım. İkisiyle de ayrı ayrı yemek yemek istemiyorum. Profesyonel bir şekilde oturalım, dertlerimizi anlatalım. Çözüme kavuşturalım artık, yeter, çok sıkıldım. Emir kalbimi çok kırdı. Şu Ali de geldiği yere gitse keşke. Aa, Efsoş! Bu Erik sizin öpüşmenizi görmüş olmasın? Olabilir mi öyle bir şey? Görmüş müdür? Yok ya, görmemiştir. O ben döndüğümde başkalarıyla konuşuyordu ki. Görse bile niye bu kadar büyük bir tepki versin ki zaten? Kıskançlıktan, aşktan, tutkudan. Binnur, tamam. Hadi sen git kuaförüne, hadi. Ha, sonra da şu ekibin ağzını bir yokla bakalım. Ali hakkında ne düşünüyorlar, ne istiyorlar? Ya. Ekip adama acayip gıcık oluyor. Sen merak etme orasını. Ben akşam onları toplarım. Benim de ona küçük bir sürprizim olacak. Binnur'um, canım kardeşim. Ya sen benim gizli kahramanımsın. Vallahi bak. Ay bir de sen beni yeni tarzımla gör. Olay. Hadi see you. Bir de şu Aslı'nın canlı yayını var. Onu izlemeyi unutma, tamam mı? Bakarız. Bye. İyi akşamlar. Merhaba. Efsun daha gelmedi, trafiğe takıldı herhalde. Fark ettim. Dakiktir. Birazdan gelir. Evet. Dakiktir. Çok mu iyi tanıyorsun Efsun'u? Ne zamandır tanışıyorsunuz? Birkaç haftadır. Ama Ali, sen de takdir edersin ki birini tanımak için geçirilen süre değil, geçirilen zamanın kalitesi önemlidir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Siz iyisiniz. İyiyiz. İyiyim. Bu gece üçümüz bir araya gelelim istedim. Çünkü klinikte olan sorunlar herkesi etkiliyor. O yüzden burada ne derdimiz varsa açık açık konuşalım, bu konu kapansın. Birbirimize karşı dürüst olalım yani. Dürüstlük en sevdiğim. Ya o zaman sipariş verelim. Sen kebap yersin herhalde her zamanki gibi. Bu Anteplilere karşı ön yargı ne zaman bitecek? Aksine Ali, ben et değil sebze ağırlıklı besleniyorum. Şimdi de bol yeşillikli kocaman bir salata yemek istiyorum. Etsiz. Harika seçim. Tavırların gibi zevklerin de çabuk değişiyor Efsun. Sizin de öyle Emir Bey. Sizin de öyle. Öyle mi? Ne gibi değişiklikler var benim tavırlarımda mesela? Bir anda sevgi dolu bir adam. Ertesi gün buz gibi bakışlarıyla insan içini donduran bambaşka bir adam. Öyle diyorlar yani sizin için. Öyle diyorlarsa öyledir. Tavrınız gibi zevklerinizi de anlamak mümkün değil, prensiplerinizi de. Mesela hangi tip kadınlardan hoşlanıyorsunuz hala anlamış değilim. Puanlama kriterleriniz nelerdir mesela? Ya da bir görüştüğümde bir daha görüşmem demiştiniz. Ama aynı kişiyle sık sık görüştüğünüze tanık oluyorum. Bayağı iyi bir gözlemcisiniz Efsun Hanım. Siz baş başa konuşacaksanız ben kalkayım. Hayır Ali, bana salata söyle. Efsun, salatan nasıl?
Sevdin mi? Harika, harika. Bayıldım çok iyi. Neyse. Ali, dediğim gibi. Klinikte bir derdin olursa bana geleceksin. Seve seve. Ve bana. Doktorlara ve diğer çalışanlara birazcık kibar davran lütfen. Denerim. Emir, seninle de gizlimiz saklımız olmadan kliniği yönetmek istiyorum artık. Gizli saklı, iş çevirmeden, beni kandırmadan yapabilecek misin peki? Benim gizli saklım yok, içim dışım bir. Bundan sonra iş ilişkisi dışında hiçbir samimiyetimiz olmayacak. Herkes mesafeli, düzeyli ve profesyonel olacak birbirine karşı. İkimiz mi? Yoksa sen ve Ali de mi? Ben ve Ali de. İş ilişkisi dışında görüşmeyeceksiniz yani. Samimiyet de yok. Yok. Efsun, ben buna katılmıyorum. Çünkü ben her istediğimde sana ulaşabilmeliyim. İşle ilgili olduğu sürece bana her zaman ulaşabilirsin Ali. Sadece işle ilgili. Klinikte paylaşımın, yakınlığın öneminden bahsetmiştin. Bence çok da doğruydu. O eski Efsun'du Ali. Artık herkes profesyonel, herkes mesafeli olacak. Öyle istiyorsan zamanla ona da alışırım. Alışsak iyi olur. Neyse. Bu komediniz bittiyse ben artık gideyim. Ne komedisi ya? Nereye? Nereye gidiyorsun? Bekler misin beni? Emir. Emir, durur musun? Bir bekler misin Emir? Ne var Efsun? Asıl senin neyin var? Ne oldu? Git dedin de gitmedim değil mi bunlar? Benim bir problemim yok. Boş ver. Ali, bıçakçı mı senin derdin? Tamam. Ben de sinir olurum insanlara davranışlarına. Sevgilini güzel gömüyorsun da hiç inandırıcı değil, biliyor musun? Ne diyorsun sen? Ne demek o? Efsun. Ya bırak Allah aşkına. Emir. Sen Ali Bıçakçı ile aramda bir şey mi var sanıyorsun? Ne demek istedin? Söyler misin? Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Ne yalanı Emir? Ne diyorsun sen? Ne yalanından bahsediyorsun? Gördüm sizi. Gördüm, tamam mı? Sizi partide öpüşürken gördüm. Ne öpüşmesi ya? Ne öpüşmesi? Yok öyle bir şey. Ya bırak Allah aşkına. Yok öyle bir şey Emir. O beni zorla öpmeye çalıştı ama... Efsun! Ali Bıçakçı'nın eski sevgilinin olduğunu biliyorum. Biliyorum. Doğru değil mi? Bunca zaman beni onu tanımıyormuş gibi yaparak kandırmadın mı? Bu mu senin dürüstlüğün? Bu mu senin güven anlayışın? Emir, çok üzgünüm. Emir. Acıdın mı beyim? Yok yok, bana bir şey olmadı. Siz iyi misiniz? Süpürüyorum, siliyorum. Öyle balerin gibi dans ede ede siliyorum yani. Sizi bir yerden tanıyorum ama siz artist misiniz? Yok, hayır değilim ben. Neyse, kolay gelsin size. Aa, hatırladım. Bu adam Emir'in hastanede ameliyat ettiği o artist kadının yanındaki artist adam. Asistanlarım size tavsiye ettiğim serumları gösterecekler. Lidya Hanım'a benden bir tane serum hediye ediyorsunuz. Tabii ki. Şey, beraber karar verseydik, benim için birazcık vaktiniz yok mu? Lidya Hanım, siz benim en sevdiğim asistansınız ama bugün çok yoğunum. Çok meşgulüm maalesef. Arkadaşlarım yardımcı olsun. Buyurun.
Çok dokunuyorlar sana. Çok dokunuyorlar. Sürekli elliyorlar seni. Sürekli temas halindeler. Anlamadım. Şey diyorum, hasta, doktor mesafesi en az 1 metre olmalı. Ben öyle biliyorum da bunlar sürekli böyle elliyorlar. Neyse ya, ben senin için söylüyorum. Ortağın olarak söylüyorum. Yoksa bana ne elliyorlar? Senin için ne? Ortağın olarak da. Ha neyse, bugün hiçbir şey keyfimi kaçıramaz. Ameliyatı yapacağımız diğer cerrahı buldum. Bu akşam herkes çıktıktan sonra ameliyatı yapıyoruz. Nereden buldun, kim? Şey, bizim. Şey yok mu? Kim? Şey ya. Kim? Ali Bıçakçı. Tabii ki de Ali Bıçakçı. Son günlerde ağzından çıkan tek söz Ali Bıçakçı. Emir, yapma lütfen. Adam kendisi söyledi. Bize destek olmak istiyor. Sana destek olmak için. Ya bana veya bize ne fark eder? Önemli olan niyet. Niyet ortada da. Neyse, ne yapıyoruz? Sen de kabul edersen. Biliyorsun, iyi bir cerrah. Tamam, gıcıksınız birbirinize, hoşlanmıyorsunuz falan ama... bu sefer bir araya gelelim. Şu işi beraber halledelim, ha? Yapalım şu ameliyatı, olur mu? Emir, lütfen, lütfen. Ha. Neyse, ortada güzel bir amaç var sonuçta. Olur, yapalım. Sonuçta adam iyi bir cerrah. Evet, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Yatıyorum. Ses duydum ben. Sen duydun mu? Evet, ben de bir ses duydum. Neydi o? Efsun. Emir. Biri gelmiş. Biri gelmiş, kim? Biri gördü bizi. Basıldık. Basıldık, vallahi basıldık. Kim gördü acaba? Basıldık vallahi, saçma sapan. Kahretsin ya. Kedidir belki. Ne kedisi Efsun, saçmalama. Kuş besliyoruz biz. Kuş var, kedi niye olmasın? Hayvansever bir klinikteyiz biz. Allah'a basıldık ya. Görmüş biri bizi işte. Bittim ben ya. Bittim ben ya. He, sen bittin, ben bitmedim. Öyle mi? Şu saçmalığa bak, şu rezilliğe bak ya. Nasıl açıklayacağız biz insanlara bunu? Hep sen bana niye sarılıyorsun ya? Niye sen bana sarılıyorsun? Ben mi sarılıyorum ya? Ben burada yatıyordum. Vantuz gibi geldin, yapıştın. Ne yaptıysan ya patladın. Ben buraya kırdım. Belli ki uykum gelmiş. Aynen, içtim, ben içtim. Ben burada yatıyordum zaten. Sen geldin. Sen niye bu koltuğa yattın? Gitseydin şu sedyeye yatsaydın. Yer mi yok klinikte? Koca klinikte yer mi yok? Buraya... Tamam yeter buraya ya. Geldi, yattı ya. Rezil olduk. Of ya, Allah kahretsin ya. Rezil olduk ya. Rezil olduk. Yapalım, kim görmüş bakalım. Nasıl anlayacağız kim ne olduğunu? Anlarız, anlarım ben. Ben anlarım. Benim 6. hissim çok kuvvetli. Antep'ten gelen his. Gel. Gel ya. Bak kahretsin ya. Rezalet. Bak, o koltukta ilk ben uyudum. Tamam, ben uyuyakaldım. Sen kendi başka koltuk bulabilirdin. Ya sen geldin, ben geldim. Biz neyi tartışıyoruz şu an? Konumuz bu değil, tamam mı? Tamam, tamam. Uykumla yaptığım şey için sana açıklama yapmayacağım. Ama yani benim insanlık halinde uykum gelmiş. Uyumuşum ya. Uyumuşum. Açıklama yapmayacağım. Uyumuşum ben. Sun, bağırma istersen. Herkes daha çok öğrenecek. Kim gördü acaba ya? Bilmiyorum. Tip tip bakıyor, görmüş olmasın bizi. Yok, onun mizacı öyle. Emin misin? Eminim, eminim. Ne? Bak, bakıyor hala. Hiç profesyonelliğe uyuyor mu bu lakayt davranışlar? Biz de bir şey zannediyorduk şu adamı. Vallahi sıtkım sıyrıldı ya. Bir şey söyleyeceğim, ben de hiç beklemezdim. Bu kliniğin de tadı iyice kaçtı. Böyle Efsun geldiğinden beri de tuhaf olaylar oluyor sürekli zaten. Aklım almıyor. Bu adam bir de çok saygı duyulan bir cerrah. Hiç yakışmıyor bu hal hareketler, hiç yakışmıyor. Gördüler mi sence, yoksa genel dedikodu mu? İkisi de olabilir, ikisi de olabilir. Demek senin de haberin vardı.
Kızım ben Efsun'un dakika başına kaç nefes aldığını bilirim. O gece kalacağım demese bile ben zaten tahmin ederdim. Vallahi enteresan, yani bizde böyle şeyler pek olası değildir. Emir Bey ilk defa böyle burada kalıyor. Hmm. Bak bu şüpheli işte. Niye ilk mesela? Bu arada rüyamda adımı sevkliyordun. Rüya değildir o, kabustur. Bir dakikaya bana hemen at, yoksa arkadaşın ortadan ikiye çatlayacak. Ölümle sebep olacak. Tamam. Bunlar da Metin Bey'in dosyaları. Kendisi müşahede altında, her şey tamam. Hiçbir problemimiz tamam. Yok. Olumlu olumsuz bir durumda benim olsun. Tabii ki de. Arkadaşlar bu Emir niye soyunma odasında kıyafetlerini değiştiriyor? Bir de dün neredeymiş? De tüm laf sokmalarıma rağmen bana cevap vermiyor, kale almıyor. Bu üçün cevabını istiyorum. Lütfen birazcık yavaş yavaş, adım adım, step by step halledelim. Ne olur üç soruyla gelme. Başta bir gel, sonra üçe gel. Ya arkadaşlar bu Ali Bıçakçı ile hepimizin tamam kişisel sorunları var. Ama fazla mı yüklendik ya biz bu adamı? Yapma Taner Hoca, hemen yumuşama. Yumuşamayalım. Bana diyet yap dedi ya. Bana dedi, hadsiz. Sen kimsin ki bana diyet yap diyorsun? Aa, senin gibi slim fit bir insana diyet mi yaptın? Allah var ya, insanların hayatlarıyla kendi dertleri varken biz bir cerrahın kapıcısını çekecek değiliz. Lanet olsun Ali Bıçakçı'sa be. Ne oldu? Birden yükseldi. Yaşar'ı da delirttik. Sevgili seyirciler, bugün sizlere tıp dünyasına örnek olmasını umduğumuz büyük bir sosyal medya kampanyasına imza atarak bir gencin hayatını değiştiren Bloom Beauty'nin gerçekleştirdiği yüz nakli operasyonundan bahsedeceğiz. Tamam, biliyorum kızgınsınız. Klinikten habersiz yaptık ama bu tamamen benim suçum. Benim suçum. Emir hiç istemedi. Ben çok ısrar ettim. O yüzden kabul etmek zorunda kaldı. Muhteşem bir iş yaptınız. Bravo. Takdire şayan. Nasıl? Kızmadınız mı? Senin kurulun izin vermemesine rağmen inisiyatifi eline alıp Metin Bey'in tahlillerinden operasyona kadar olan tüm süreci organize edişin. Senin bu operasyonu yapmaya kabul edişin, hatta Ali Bıçakçı'yla beraber olma bahasına kabul edişin ve başarıyla üstesinden gelişin ve bütün bunların ötesinde bir takım olmuşsunuz. Gerçekten muhteşemdi. İşte şimdi gerçekten ortak oldunuz. Yani sen bütün bunları biliyor muydun? Elbette. İyi bir yönetici olmak bunu gerektirir. Nereden biliyordun? İçeride çok sağlam bir ajanım var diyelim. Kim o ben neyim? Bilmiyorum ki. Ama madem bu sizi böyle güzel bir ortak yapıyor, bu seferlik görmezden gelebiliriz ya Pervin'cim. Bence de Kaya'cığım. Ama bundan sonra aramızda böyle sırlar olmasın, tamam mı? Takım arkadaşlığı şeffaf olmayı gerektirir. Yani bana göre hava hoş. Anlaştık o zaman. Süper. Senin elin mi titriyor? Ha şey ya, önemli bir şey değil o. Hayır bir an şunu anlamadım. Peki basın nereden öğrendi yaptığımız bu gizli operasyonu? Kuşlar diyelim. bu arada ben sadece toplantı için buradayım. Birazdan çıkacağım. Tamam. Peki o halde. Hoşça kalın. Vallahi pek bir keyfim yerinde. İlk defa böyle kliniği sahipleniyor Yusuf. İşte şimdi gerçek bir patron oldu. Kesinlikle. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Aç bakalım, aç. Siz giderken biz dönüyorduk diyorlar yani. Aman, ne derlerse desinler. Ben olay çıkar sanıyordum ama çok şükür. Evet. Gerçi Pervin Hanım her an başka bir hainlikte gelebilir. Ya bu klinikteki ajanları kim acaba? Sence kimdir? Allah, herkes olabilir. Sonuçta burayı kuranlar onlar. Bir ara korktum. Dün geceki meseleyi de biliyorlar mı diye korktum. Hmm. Neyi? Dün geceki şeyi işte. Neyi? Ne oldu dün gece? Elinin körü oldu canım. Canım. Birileri dün gecenin etkisinden çıkamadı herhalde. Emir. Tamam tamam, sana da takılmaya gelmiyor hiç. Sonuçta ikimiz için de bir önemi yoktu yani, değil mi? Herhalde.
Saçma sapan bir şeydi, ayran etkisindendi. Neyse. Bizi görenin kim olduğunu buldum ben zaten. Kim? Ali bıçakçıymış. Neyse. Ali de gittiğine göre bir sorunumuz kalmadı demektir. Bizim tek sorunumuz Ali miydi? Diğer sorunlar bana sadece keyif veriyor. Seyirciler, Blooming Beauty'nin gözde cerrahı Emir Demirhan'ın önderliğinde gerçekleşen bu ameliyat, aylardır yüzünü bir maskenin arkasına gizleyen Metin Bey için imkansız görün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.